Bu saldırı, bu provokasyon ikliminin bir parçası olabilir mi? Herkes bunu merak ediyor. Dün de ben size aktarmıştım bunu. Acaba bu saldırıyı neden yapacak? İfadesinde ne söyleyecek diye. İfadesi geldi saldırganın. Ömer S. diyor ki, iki kez evlilik yaptım. Son evliliğimde de sorunlar yaşadım. Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım. Ben vakit namazı kılan birisiyim. Sormuş olduğunuz Fatih Camii'ni de vakit namazları için giderdim. Son olarak ortağım olan kişi, benim eski eşim olan kişiyle ilişkisinin olduğunu öğrendim. Bu nedenle çok bunaldım. Olay tarihinde camide tekbir getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Bıçak bana ait çakıdır. İmamların iyiliği temsil eden kişiler olması sebebiyle çok bunaldığımdan ve okuduğum şeylerle cami vaazlarındaki bilgilerin tutarsızlığından dolayı öfkemi imama yansıtmış olabilirim. Bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir diyor. Şimdi bu son cümle önemli. Beni herhangi bir işte kişi, yapı yönlendirmedi, kişi ya da kuruluş yönlendirmedi, anlık bir refleks olarak gelişti. Yani diyor ki, ben işte kendi problemlerimden dolayı gittim imamı bıçakladım diyor. Fakat Devlet Bahçeli, MHP lideri bunu inandırıcı bulmamış. Devlet Bahçeli'ye de göre de ortada bir provokasyon olabilir. Yani bu bir provokasyon ikliminin parçası olabilir. Şöyle yazdı Devlet Bahçeli Twitter'da. Menfur bir saldırıda yaralanan İstanbul Fatih Camii imamı Sayın Galip Usta ile birlikte cami cemaatinden Sayın Bilal Erdem'e özellikle şifalar temenni ediyorum. Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum demiş MHP lideri Devlet Bahçeli. Şimdi bu bir analizin sonucu mudur? Yani Devlet Bahçeli'nin olan biteni okuması, tahlil etmesinin sonucu mudur? Yoksa, affedersiniz, Devlet Bahçeli bunu bir bilgiyle mi söylüyor, bunu bilmiyoruz. Ama MHP lideri Devlet Bahçeli'den böyle bir mesaj gelmesi önemli. Peş peşe işte bir takım hadiseler, toplumsal hadiseler yaşandı. Bunu işte Türkiye seçime giderken, hani bunlar öyle kendiliğinden zuhur etmiş, tesadüfen peş peşe gelmiş hadiseler olamaz. Bir şeyler oluyor kardeşim diyenler var. İşte bunu iktidar ortakları, iktidarın işte yetkilileri ve iktidar medyası daha çok söylüyorlar. Bir şeyler oluyor diyorlar. 28 Şubat örneğini veriyorlar falan vesaire. Bilmiyoruz, bakacağız yani. Şimdi bu provokasyon iklimi diye tarif ettiği Bahçeli'nin, onun bir parçası da 1 Ocak'ta İstanbul'da Galata Köprüsü'nde yapılan Gazze mitingi sonrasında Ege Akersoy'un, üniversite öğrencisi Ege Akersoy'un işte bir kişiyi tutuklamasıyla, özür dilerim.